Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için hazırladığım tarifim semelknüde ekmek köftesi arkadaşlar. Artık ekmeklerinizi sakın atmayın, bayatlamış ve artık ekmeklerinizi bu şekilde efsane bir lezzete döndüreceğiz. Evet, nasıl yaptım? Bütün tarifi detaylarla birlikte sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet, dışarıda restoranlarda yediğimiz menüyü evde kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Hem de oldukça ekonomik bir tarifle. Videoma geçmeden önce bu tarz videolu tariflerimin devamını istiyorsanız arkadaşlar yoruma sizleri bekliyorum. Evet, bayat ekmeklerden harika bir köfte yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karışık ben bayat ekmeklerimi kullandım. Bu şekilde değerlendirdim ekmeklerimi. Küçük küçük kare kare doğruyoruz. Burada da küçük bir kaza geçirdim. Hemen eldivenimi elime taktım. Evet, küçük kareler halinde ekmeklerimizi doğruyoruz. Yaklaşık 300 gram kadar ekmek kullandım arkadaşlar. Sizler de eğer ölçerseniz iyi olur. Çünkü sonrasında süt miktarını da kullandığımız ekmeğe göre kullanacağız. Olduğu için iki tane soğan kullanıyorum ve yemeklik doğruyorum. Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı alıyorum. Soğanları rengi dönene kadar hafif kavuruyorum. Kavururken de içerisine bir miktar tuz ve şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Bu esnada bir tane de diş sarımsağı bu şekilde ince ince doğradım. Bir kenara aldım. Evet, gördüğünüz gibi soğanları şimdi kavuracağım arkadaşlar. Hafif rengi dönene kadar. Kavururken de lezzetlenmesi için tuz ve şeker ilave ediyorum. Bu şekilde soğanları kavuruyorum. Diğer taraftan doğramış olduğum sarımsağı, baharat karışımları ne var arkadaşlar? İçerisinde kekik, dağ kekiği, biberiye, dereotu, maydanoz, nane, kırmızı toz biber, tuz, pul biber. Hepsini arkadaşlar ölçüsünü 1 çay kaşık ve yarım çay kaşık arası kullandım. Sizler damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Evet, baharatları ve malzemelerimizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, soğanları kavurduk. Ekmeklerimizin üzerine döktük baharatlarla birlikte. Şimdi aynı tavaya 1 bardak süt alıyorum. Yaklaşık 300 milim kadar. Ve 1 kaşık da tereyağı. Bunları güzelce kaynatıyorum. Isıtıyorum arkadaşlar. Kaynamış olan sütümü de bu şekilde ekmeklerin üzerine döküyorum. Ekmekler bayat olduğu için bu süt çok güzel çekecek. Yumuşayacaklar bu sayede. Taze maydanoz da kullandım. Tüm malzemelerimizi ekledik. Şimdi karıştıracağız arkadaşlar. Güzelce harmanlayacağız. Karıştırdıktan sonra üzerine isterseniz şeffaf folye, isterseniz bir kapak kapatarak yaklaşık 20 dakika, 30 dakika arası bekleteceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi 30 dakika arası ben beklettim. Diğer taraftan ben akşam menümü hazırlamaya geçmiştim. Bu esnada dinlenmiş oldu ekmeklerim. Şimdi porsiyonluk olarak ayırıp saracağım arkadaşlar. Dilerseniz rulo sarabilirsiniz. Dilerseniz küçük toplar yaparak sarabilirsiniz. Ben iki alternatifi de sizlere göstermek istedim. Sizler nasıl tercih ederseniz o şekilde yapın arkadaşlar. Önce şeffaf folyeye, daha sonrasında jelatin folyeye sarıyorum. Bu şekilde sıkı sıkı sarıyorum. Aynı şeker bonibon gibi arkadaşlar. Evet. Hem bu sayede form da alacak, dağılmayacak.
Neden? Önce şeffaf folye, sonrasında jelatin folye arkadaşlar. Biliyorsunuz jelatin folye sağlığa zararlı olduğu için direkt temas ettirmiyoruz yiyeceklerle. Önce bu şekilde şeffaf folyeye sardım. Şeffaf folyede sıcak suyun içerisinde dayanmayacağı için de tekrardan jelatin folyeye sardım. Çünkü sonrasında suyun içerisinde haşlama yapacağız. Bu da ikinci alternatif arkadaşlar. Porsiyonluk alarak bu şekilde dondurma kaşığıyla tepeleme dolduruyoruz. Avucumuzun içerisine alıp top yapıyoruz. Bu şekilde porsiyonluk toplarımızı hazırlıyoruz, ekmek köftelerimizi. Şimdi her birini önce şeffaf folye, daha sonrasında jelatin folyeye saracağım. Evet, bayat ekmek köftelerimizi bu şekilde hepsini şeffaf folyeye sardım. Şimdi jelatin folyeye saracağım. Sıcak suyun içerisinde haşlamaya bırakacağım arkadaşlar. Kaynar suda haşlamayacağız. Sadece sıcak suyun içerisinde bekleteceğiz. Bunun için de içerisine su gitmemesi için bu işlemleri uyguluyoruz. Evet, şu anda bile harika görünüyorlar. Her bir topumuzu folye ile sarıyorum. Bir taraftan kettle'a da su koydum. Yaklaşık 2-2,5 litre arası suyu kaynattım. Suyumu da hazır ettim. Evet, tencereme kaynamış olan suyu ilave ediyorum. Tekrar ocağın altını açıyorum ve şöyle bir fokurdatıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum ve elde etmiş olduğum ekmek köftelerini içerisine atıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Ocağın altı da kapalı arkadaşlar. Bu şekilde yarım saat bekletiyorum. Evet, bu esnada ben diğer menülerimi hazırladım. Sosumu, sebze haşladım. Fırında dana bonfile pişirdim. Bu şekilde nefis bir menü hazırladım. Ama burada sadece bugün sizlere köfte tarifimi vermek istedim. Sos tarifimi, et tarifimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Evet, artık folyeyi açıyoruz. İçerisinden köftelerimizi çıkartıyoruz. Bayat ekmek köftelerimizi. Çok nefis oldu arkadaşlar. Gerçekten süt, tereyağı, soğan, baharatların verdiği lezzet hepsi buluştu ekmeklerimizde. Harika bir lezzet ortaya çıktı. Bu Semmelknödel'i, yani ekmek köftesini arkadaşlar Almanlar restoranlarında genelde ördek kızartmasının yanında, rosto etinin yanında, bu şekilde kızartma etlerinin yanında servis ediyorlar. Ve kahverengi sos olarak bilinen demi-glace sosu ile birlikte arkadaşlar. Bu demi-glace sos tarifimde ben sizlerle daha önceden paylaşmıştım. Sos tariflerimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca mantar sosu da çok yakışıyor. Mantar soslu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şinitsel yaparak, bu artık ekmekleri değerlendirerek, bu köfteyi yaparak harika bir menü elde edebilirsiniz sizler de. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Yumuşacıklar, sıcacıklar ve gerçekten çok lezizler arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Videomun sonuna doğru sunumunu da göstereceğim sizlere.
Evimizdeki malzemelerimize göre mutfakta farklı lezzetler yaratmak bizim elimizde arkadaşlar. Bu şekilde sizler de yapıp enfes menüler hazırlayabilirsiniz. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.